Merhabalar sevgili izleyiciler. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medikal Park Hastanesi'nden sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün değerli bir konuğumuzla beraberiz. Tıbbi mikrobiyoloji anabilim dalımızdan Profesör Doktor Gülfem Ece Terek. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Soyad isimleri Gülfem Terek Ece şeklinde söylemem gerektiğinin olsun. Farkındayım. Olsun Zeki Hocam. Evet. Bugün tabii önemli bir konumuz var. Artık pandemide farklı bir döneme geçtik. Hatta 3. dalga sona erdi. 4. dalga var mı? Delta varyantı ne yapacak falan derken iş mutasyonlara ve varyasyonlara geldi. Evet. Biz mikroorganizmalarda ve virüslerde varyantlara ve mutantlara çok alışkınız ve bekliyoruz evet. zaten olmasını ama Aynen. Delta varyantı öylesine bir sunum yapıldı ki sanki daha önce olmayan bir şey. Ve birden her şeyi alt üst edecek gibi. Olabilir de olmayabilir de ama biz bu mutasyonları evet. ve varyasyonları isterseniz sizinle bir daha bir ele alalım. Olur. Mikroorganizmalar, virüsler, mutasyonlar evet. ve varyasyonlar. Teşekkür ederim Zeki Hocam, sağ olun. Öncelikle kısa bir bilgilendirmeyle başlayayım. Virüsler mutasyona sürekli uğruyor. Ve özellikle RNA virüslerinde bunu görüyoruz. Ki biliyoruz COVID-19'a bir RNA virüsü. Virüs özellikle mutasyona uğraması, daha doğrusu uğramaması beklenmedik bir şey ama uğramasını sürekli gördüğümüz bir şey. Ne demek istiyorum? Virüs sürekli pasajlandıkça, yani bir insandan bir diğer insana bulaştıkça mutasyona uğrama olasılığı son derece yüksek. Pandeminin başladığı Aralık 2019'u varsayarsak, o zaman başladığını varsayarsak, ülkemizde de Mart 2020'yi baz alırsak, bu noktadan itibaren sürekli insandan insana bulaşması söz konusu oldu. Bulaştıkça mutasyon riski arttı ve mutasyona uğrayan virüs neticesinde çeşitli varyantlar çıktı. İlk önce İngiltere bunu fark etti. Özellikle yapılan testlerde hastaları saptamamaya başlayınca dedi ki spike proteinlerinde bir problem var. Sekans analizlerine, yani DNA, RNA, DNA dizi analizlerine başvurdu ve fark etti ki ilk hepimizin ilk başlarda gördüğü İngiliz varyantı, şimdiki adıyla Dünya Sağlık Örgütü, çünkü varyantların isimlerini ülkelerden ziyade değil Yunan alfabesindeki alfabeleri, harfleri baz alarak yapmaya başladı. Bununla istediler alfa varyantı çıktı. Daha sonra çeşitli farklı varyantları duymaya başladı. Beta varyantını, gamma varyantını ama en sonunda bizim için daha gündem maddesi oluşturan, önce Hindistan'da Aralık 2020'de karşımıza çıkan Delta varyantı. İngiliz varyantı özellikle daha ziyade yine aşılamanın daha hız kazanmasıyla birlikte hız kesmeye başladı. Yani belli bir dalgayı oluşturdu, İngiltere'yi vurdu, bizi de vaka sayılarını arttırdı. Ama daha sonra onun yerini farklı mutasyonlar ve farklı varyantlar almaya başladı. Şimdi mesela Brezilya yine eski adıyla P1, diğer adıyla, yeni adıyla gamma varyasyonuyla, gamma varyantıyla çarpışırken, Hindistan özellikle hem koşullarıyla itibariyle hem sağlık sisteminin bu süreci haklı olarak kaldıramamasıyla çok ciddi vaka sayılarına ulaştı. Günlük 40 bin bazında vaka sayılarına ulaştı. Daha bile fazla olabilir bunlar. Buna istinaden virüs inanılmaz sayıda çoğalmaya ve kişiden kişiye bulaşmaya başladı. Buna istinaden de farklı bir varyantla karşılaştık. Daha önceki alfa varyantıyla delta'yı karşılaştırdığımızda bulaşıcılık oranı özellikle %60 oranı daha fazla alfaya zaten göre. Zaten bu mutasyon ve varyasyonlarda korkulan nokta o. Hastalığın vehametini artırmak, evet, prognozu kötüleştirmek ve bulaşıcılığı hızlandırmak. Evet. Artı tedavi ve aşı yanıtlarını düşürmesi. İşte en çok korktuğumuz süreç bu. O yüzden tüm dünya, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın da GBS'da açıklaması var. Bir an evvel çok ciddi oranlarda aşılama oranlarına ulaşmalıyız ki virüsün bulaşı azalsın, mutasyon riski ve varyant oluşum riski azalsın. Bütün dünya şu an buna ulaşıyor. Delta varyantı dışında bir Delta Plus varyantından da bahsediliyor. O aynı varyantın aynı varyantın farklı bir versiyonu diyebiliriz. Onun da yine aşı yanıtlarıyla ilgili sorun oluşturabileceği, tedavi protokolleri, yani şu an kesinleşmiş bir tedavi protokolümüz yok aslında. Ama elde olan ilaçların yanıtlarını bozabileceğine ilişkin veriler var. Delta ile ilgili olan sıkıntı şu. Delta ile ilgili özellikle Delta Plus da aynı şekilde bulaşıcılığın arttığı, bulaşıcılığın yanı sıra hasta yatışlarını daha arttırdığı gösterilmiş. Örneğin alfa varyantında alfa varyantının hastane yatışı oranlarına göre Delta'nın %88 daha fazla hastane yatışı yaptığı gösteriliyor. Artı biz neydi? Özellikle Covid ilk aşamalardaki hasta bulgularında neyi görüyorduk? Evet, ateş,
üşme, titreme, yine kas miyajı gibi tarzı bulguların yanı sıra koku ve tat kayıplarını görüyorduk. Delta ise daha ziyade daha ağır bir soğuk algınlığı, yani daha ağır bir gripal enfeksiyon gibi karşımıza çıkıyor. Koku ve tat almanın azalması gibi süreçler daha geri planda kalıyor. Yani aslında virüs varyantlarla birlikte klinik bulguları da değiştirmeye başladı. Bu açıdan da farklı. Tabii bunun demonstrasyonunu ya da topluma olan iz düşümünü ele almak istersek, işte UEFA'nın İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi maçını Porto'ya alması, evet, ve Porto'ya giden 19.200 evet, civarındaki Delta varyantı İngiliz'in, evet, bütün o Portekiz'i, ülkeyi, evet, neredeyse kapalı tekrar bir dördüncü dalga içine, aynen, sokması var. Aynen. Bizde de aynı durumdan bahsediliyor. Özellikle Moskova'da, evet, Delta varyantının çok fazla olduğu, evet, ve işte uçuşlar açıldığı için böyle bir risk söz konusu. O, tabii o risk olasılıklar dahilinde. Örneğin Avrupa Birliği, Almanya yine Portekiz'le ilişkili uçuşlarını durdurdu. Yani Portekiz'i kırmızı bölge ilan etti. Evet, Rusya bir Delta varyantına ilişkin şu an bir dalga yaşıyor ve uçuşlar açıldığı için bizim için de böyle bir risk var. Ama o riski lokalize etmek ya da minimize etmek için neler yapılabilir Gülfem Hocam? Şimdi aşılama. Aşılama, evet, hep söylüyoruz. Maske, mesafe, hijyen. Aşılama arttıkça, örneğin şu an Sağlık Bakanlığı 2 doz Sinovac olan sağlık çalışanlarıyla birlikte 3. doz BioNTech'lere imkanını sağladı bize. Aşılama arttıkça, yani aşılama oranı %70'lere ulaştıkça virüs pasajlanamayacağı için ve yayılması engelleneceği için artı hijyene ve mutlaka maskeye riayet edildiğinde o zaman hani uçuşlar açılsa da bu bize olası yansımaların azaltılması söz konusu olacaktır. Evet, sonuçta hangi varyasyon, hangi mutasyon olursa olsun bu işin çıkış noktası kesinlikle toplumun sürü bağışıklığına elde etmesi. Yani toplumun hedef grubu %70-80 her neyse, evet, onun aşılanması. Bunun dışında çıkışımız yok. Yok, yani bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü bize özellikle yapılan son çalışma gösteriyor ki alfa, yani İngiliz varyantına karşı %90 küsürlerdedir BioNTech'in. Çok da sayı, yani karşılaştırmak açısından söylemek istiyorum. %88 bandına Delta varyantıyla iniyor. Biz ne kadar hızlı aşılarsak aşının etkinliğini göstermesi de o kadar hızlı olacak. Ama biz bunu kendi haline bırakıp aşıdan kaçarsak, işte çeşitli spekülatif bilgilere bakıp aşı olmama kararı verirsek toplumun hızlı bir şekilde bağışıklanmasının önünde büyük bir engel oluşturuyoruz. O yüzden hızlı bir şekilde randevularımızı alıp aşılanmak durumundayız. Evet, buradan tüm izleyicilerimize mutlaka ve mutlaka aşılanmaları gerektiğini, evet, eğer aşı randevuları çıkmışsa bir an önce aşılanmaya, evet, koşa koşa gitmeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Bir başka soru da şu: halkı arasında işte BioNTech için örnek vermek gerekirse önce 6 haftaydı, sonra 4 haftaya indi. Neden? Veya işte 3. aşılar, evet, var. Bu 3. aşılar işte başka ülkelerde yapılmıyor ama bizim ülkemizde neden ortaya çıktı falan, evet, diye. Halbuki bu sürekli olarak güncellenen ve bilim, evet, ya da kurulların karar verdiği ve buna bağlı, aynen, olarak yeni, evet, aksiyonların alındığı bir hadise. Biz tabii buna çok alışkınız bilim çevreleri, evet, olarak, ama normal sıradan insanlar belki bu tür şeyleri duymak istiyorlar bir otoriteden. Teşekkür ederim bu soru için de. Şimdi diyorlar ki mesela aşı çok hızlı çıktı. Şimdi aşı çok hızlı çıktı çünkü şöyle bir şeyle karşılaştık. Dünya kendini bir pandeminin içinde buldu. Ve bir anda bütün dünyadan vaka sayıları artmaya başladı. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde aşı için aksiyon alındı. mRNA teknolojileri daha önce var. 30 yıldır. 30 yıldır var, evet, evet. Ve bunlar kanser araştırmaları için kullanılıyor. Bu süreçte bizde çok ciddi şekilde ivme kazandı ve COVID-19'un aşısı için kullanıldı. Bunlar çok hızlı yollanmamıza yol açtı. Bu bir. İkincisi, aşılarla ilgili bilgiler güncelleniyor. Güncellendikçe biz de bilim insanları olarak hepimiz verilerimizi tazeliyoruz. İlk aşılamada mesela Sinovac'ların başarılarıyla ilişkili detaylar verildi ama daha sonra varyantların çıkmasıyla birlikte buna karşı mutlaka bir reaksiyon almanız lazım. Harekete geçmeniz lazım. O noktada 3. doz geldi. İster Sinovac ister BioNTech olsun. Ancak BioNTech ile ilişkili verilerimiz çok daha fazla. Sinovac ya da inaktif aşılarla ilgili detaylı bir veri henüz elimizde yok. Onlar da geldikçe süreç başka bir yol alacak. Ama süreç değişken bir süreç. Yani bunu şu an buraya koyup bunu böyle motomot yapamıyorsunuz. Yeni yayınlar, yeni veriler çıktıkça süreç kendi içinde hızlanıyor ve ivme kazanıyor. O noktada başka aşılara kayıyor.
yapıyoruz. Mesela COVID geçirenlerde sadece bir tek Biontech'in olması yeterli oldu. Evet, öyle yapıyoruz, öyle devam ediyoruz. Aynen, daha önceki süreçte aşılansa da bakanlığın kararıyla 6 ay sonra Sinovac hakları tanınmıştı o kişilere. Dolayısıyla bunun hepsi süreç içerisindeki bilgiler yenilendikçe gerek aşı gerek tedavi bunların hepsi yenilenecek. Örneğin İsrail örneğini vereyim. İsrail de Biontech yaptı ama varyantlarla birlikte tekrar vakalar ortaya çıkmaya başladı. Onlar tekrardan Delta varyantıyla özellikle yeniden farklı yollara sapıyorlar. Yeniden aşılamalara başlıyorlar ya da farklı süreçler içerisine giriyorlar. Bu çok dinamik bir süreç. Yani hani bir kere bunu yaptım, şu olduk gibi bir süreç değil. Bilgiler yenilendikçe ivme kazanacak ve farklı yollara sapacak. Evet, biz buradan sevgili izleyicilerimize bu konuyla ilgili otoritenin Sağlık Bakanlığı olduğu ve evet, Sağlık Bakanlığı'nın rehberliğinde onun verdiği bilgiler ya da organizasyonlar doğrultusunda hareket etmek gerektiğini, evet, ama mutlaka ve mutlaka aşı olmalarının gerekliliğinin altını çizelim. Evet. Aşının dışında mutlaka maskeye, mesafeye, hijyene dikkat etmek zorunda. Aşılandım ben, her şey bitti demek değil. Aşı bizi koruyor ama korumanın devam edebilmesi için, örneğin Biontech'ler için 9 ay ila 12 ay arasında bir antikor yanıtlarının söz konusu, yani devam ettiğini biz biliyoruz. Ama buna rağmen yine de enfeksiyon riski var. Çünkü varyantlar var. Mutlaka mutlaka aşı, maske, mesafe ve hijyen mutlaka. Aşı, mesafe ve hijyen deyince aklıma geldi. Mesela bunun güzel taraflardan bir tanesi sadece pandemiyi sınırlamak değil. Griple bu sene çok daha az aşınmış olduk, değil mi? Sizin de deneyiminiz aynen, o şekilde. Aynen. Çok teşekkür ederim bu soru için de. Mevsimsel influenza ile çok neredeyse sıfıra yakın vaka gördük. Yani görmedik. Bu maskeler ciddi şekilde bizi diğer solunum yolu virüslerine karşı, özellikle mevsimsel influenza, gribal enfeksiyonlara karşı ciddi anlamda korudu. O yüzden yine biz topluluklara girdiğimizde bu maskelerden vazgeçmeyeceğiz gibi duruyor şu anda. Evet. Sevgili izleyiciler, bugün çok değerli bir konuğumuz Profesör Doktor Gülfem Terek Ece ile beraberdi. Kendisi tıbbi mikrobiyoloji anabilim dalımızda öğretim üyesi. Biz kendilerine teşekkür ederken sizleri de mutlaka ve mutlaka aşı olmanızı tavsiye ediyoruz. Pandemiden çıkışın tek reçetesi aşı olmak.